Yıldız Holding sunar. Sanat Hayatı Neriman Oyman Atölyesi'nde. Neriman Oyman, Ulusal Kanal izleyicilerinin çok yakından tanıdıkları özel, soy bir sanatçı. Neriman Oyman. Siz efendim, bir tarih var arkamızda arkadaş olarak. Neriman diyebilirim, izleyici bunu yadırgamayacaktır. İnanıyorum sevgili Zafer. Kimlerle nasıl gelen bir tarih var arkamızda? Türk sanatının bugün hayatta olmayan o büyük ismi, senin ilk çocukluğunla başlayan resim serüveninde olan büyük isim. Abi Mehmetoğlu hocam. Sevgili Zafer, izleyicilerimiz, çok değerli izleyicilerimiz bizi anlayışla karşılayacaktır, inanıyorum. Zira 30 yılı aştı dostluğumuz. Yani o yüzden sen dememde ya da Zafer dememde bir sakınca olduğuna inanmıyorum. Sanat hayatının içinde hepsi sizi taşıyan saygı içinde olacak. Var ol. Avni Mehmetoğlu. Avni Mehmetoğlu benim kıymetlim, benim değerli hocam. Uzunca bir dönem birlikte çalıştık. Senlerim de çok bana destek oldu. Ama itiraf edeyim, yağlı boyalar değil. O sıra atölyemi açmıştım zaten. Yalnızca desen değil, burada Balaban'la Nazım Hikmet arasındaki diyalog konurken de resim öğretmedi Nazım bana der Balaban. Senin de tanık olduğun defalarca söylüyorsunuz. Tabii tabii dostum. Bana ekonomi, politik, felsefe, tarih öğretti diye. Avni Mehmetoğlu da vicdan, namus, dik duruşu öğretti değil mi? Yalın desen kendi... derken resmin namusu anlamında derdi buna. Hiç unutmam mesela. Desen nedir diye baktığında, evet, resmin namusudur. O namusluluğu öğretti orada. Yani desendeki namusu. Sonra proleter ressam olmak ne demek? Bunu öğrendim kendisinden. İşte bir testereyi nasıl tutarsın? Çok küçük yaşlardaydım. Yani 20'li 19 yaşındaydım hatta. Emek onun vermekle materyası olunabileceğini söylüyordu değil mi? Emeğin ressamıydı o zaten. Ressamıydı, geçmiş zaman takısını kullanmam yanlış. Ressamı bana göre hala yaşıyor eserleriyle. Evet, biz atölyesinde Neriman Oyman'la, Neriman Oyman'ın 10 yıla yaklaştı, sergi açmadı. Evet. Neriman Oyman'ı konuşacağız. İzleyicilerime bunu buluşturmak, getirmek istiyorum. Ama Avni Mehmetoğlu programı yapmak istediğimi de altını çizerek söylüyorum. Çok iyi anladım. Bir de bir vefa borcumuz ortak var. Nazım Yılmaz sergisi. Aa, çok isterim. Gerçekten hem çok iyi bir dostumdu, iyi bir insandı. İyi insan olma özelliği artık günümüzde çok aranılır bir şey. Çok da zordur. Ama o tam anlamıyla iyi bir insandı. İyi bir sanatçı, iyi bir insan. Velhasılı benim üst komşumdu, atölye komşumdu. Evet. Uzun yıllar birlikteydik. Onun adına bir vefa sergisini hak ediyor. Çoktan sizinle böyle bir proje yapmıştık aslında. Ailesiyle görüştüm, yapacağız bunu, yapalım. Ben de olmak istiyorum. Belediye işçisi ama ressam. Evet. Güzel bir baba, o kızların babası. Ama iyi bir baba mı aileye sorduğumuz zaman ne derler bilmiyoruz, öğreneceğiz. Tabii. Bütün eserlerinde kızlarını çizen yüzünü. Naif. Kişiliği gibi. Neriman Oyman'ın yüzünü çizdi biraz. Evet, koca koca gözlerle çiziyordu. Abartılı tabii sanat. Herkesin bildiği bir aşk yaşadı o. Size hiç söylemedi değil mi bunu? Hayır, bana hiçbir zaman söylemedi. Alt üst komşuluk yaptınız. Hep saygı çerçevesinde oldu değil mi? Kesinlikle hep saygı, sevgi çerçevesinde oldu. Hatta öğlenleri birlikte ya onun atölyesine çıkardım ya o bana gelirdi, oturur resim yapardık karşılıklı. Daha çok pasteller. Hatta Burhan Uygur'un şeyleri vardı, akrilikleri vardı onda. Ya dedi, ben dedi, sen çok güzel akrilik yapıyorsun, bunları sana hediye edeceğim. Yapma dedim, çok mutlu olurum. Ve Burhan Uygur'un akrilikleriyle oturdum, delice resimler yaptım. Yani zamanı unutarak diyebilirim.
nasıl bir duygu yoğunluğu? Tamam. Ben Avni Mehmetoğlu ve Nazmi Yılmaz da girdim. Evet. 10 yılda ne yaptı Neriman Oyman? Bu 10 yıl öncesinde de yine bir şey var. Hüzün programına çevirdim istemeden. Annen vefatıyla sen İstanbul'dan ayrıldın. Evet, 10. yılına geliyoruz zaten. 9 küsur yıl oldu annem vefat edeli. Bayağı büyük bir kayıptı benim için. Aldım başımı, taraktası topladım. Taraktas tabii benim tuvallerim, boyalarım oluyor bu arada. Ayvalık'a çıktım, gittim. Yani bu bir kaçıştı aslında. Ama asla paletim kurumadı. Devamlı resim yaptım. Atölyede ben. Kapanmadı atölye burası. Atölye kurdum orada. Bura kapanmadı. Zira burayı kaybetmek istemiyorum hiçbir şekilde. Hem metropol hem pera. Peradayız. Ve çok seviyorum ben burayı, bu dokuyu. Tarihi 130 yıllık bir evin içerisindeyim. Nasıl terk ederim burayı? Yüreğim hep burada. Burayı da üstlenerek çekip gittiğim yerlere. Oralarda işte yalnız gibi görülüyordum ama yüreğim çok kalabalıktı. Ve o kalabalıkta kendi içsel yolculuğuma çıktım devamlı. Yani elimde fırça yaşadım diyebilirim size. Bu arada telefonla İstanbul aradı sizi. Evet. Bizler aradık. Örneğin siyaset dünyasından Emine Sağlam Akfırat sizi aradı. Zafer Bilgin aradı. Evet. ve hep sordular nasılsın dediklerinde, sanat hayatı nasıl gidiyor diye, sergi ne zaman diye. Peki yeni bir sergi var şu anda. Evet, yeni bir sergimi sorama öncesinde şunu söylemek istiyorum. En son sergimi ben Moskova'da yapmıştım. Evet, sevgili hatırlıyorum. Taloy, Deniz Sanpetrov. Buradan çok büyük bir şeyli götürmüştünüz. Evet, siz de zaten vakıftınız. Sen vakıftın olayların içerisindeydin gidiş durumunda. Zaten ön ayak olandın. Çok büyük bir sergi oldu. Çok devasa bir sergi oldu. Acayip güzel bir şekilde karşılandık. Güzel bir şekilde de uğurlandık. Hayatımın en iyi dönemlerinden biriydi. Çünkü rüyalarımın cennetiydi orası aynı zamanda. Yani Nazım Hikmet'in daveti üzerine, o ruhsal davetten bahsediyorum. Çıkıp gitmiştim yani. Böyle bir fırsatım olmuştu. Sağ olsunlar destek olanlara. Şimdi yine de teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Sizin aracılığınızla. Biz dememiz gerekiyor. Yaşanan yeni dünyanın inşasında emeği geçen herkesin ben derken bizi söylemesi gerekiyor. Nereye ait olduğumuzu bilerek. Evet. Neriman Oyman'ın resimlerinde bütün eleştirmenlerin birleştiği, yalnızca sanat eleştirmenlerin değil, farklı disiplinlerden edebiyatçıların, sinemacıların birleştiği bir gerçek var. Masal. Evet. Plastik sanat, plastik dille kendi dilini yaratan masal, o iki boyutta canlanan dünya, masal dünyası. Masal, türkü türke aittir gibi Asya'ya ait. Asya, ağırlıkla, zaten Avrasya'nındır ağırlıkla. Kesinlikle masallar. Katılıyorum. Bu nasıl geldi bugüne? Yeni bir dünya ve yeni masallar, temalar ne oldu? Biraz bunları şöyle konuşalım. Şöyle söyleyeyim, tabii ben ülkemden dünyaya bakıyorum. Yani bu bakış açısını özellikle vurgulamak istiyorum. Duruşum burada, ağırlığım burada ama bunun üzerinden tüm dünyaya bakabilmek bana göre asıl olandır. Yani bir sanatçı için doğru olandır. Bu benim doğrum tabii, tartışılır, bilinir de aynı zamanda. Nasıl geldik? Asya kızıyım sonuçta. Yani ben bir Asyalıyım. Bunu nasıl inkar edebilirdim ki? Resimlerimin temasında da bunlar var zaten. Altrifi ile bir sohbetimizde Van vurgusu oldu. İran var sizin hayatınızda. Evet, İran var. Siz aile hayatı, kültür köklerde ve Batı Asya'nın, Türkiye'nin Neriman Oyman'ı sanatçı olarak. Evet. Babam İran'dan Van'a göçüyor. Annemler de Mısır'dan Van'a göçüyorlar babaları. Van'da buluşuyorlar. Sonrasında İstanbul'a göçüyorlar ve bizler geliyoruz dünyaya. Ben Mecidiyeköy doğumluyum yani. İstanbul Mecidiyeköy'de doğdum. Sonra Cihangir'de büyüdüm. Semtlerim yani oluyor bunlar benim.
Burada sanat eleştirmenlerinin girişiyle, örneğin Ümit Keskin çok özel bir yazı yazdı. Risk alarak bütün sanatçılar içinde Neriman Oyman'ı farklı kılan. Hatırladım. Ya da o masalsı anlatımı Halit Refik'in yazıyla kaleme getirişi ve yapmak istediği film. Evet. Bu büyük dünya Avrasya içinde önemli isimler Halit Refik'ler. Şimdi evet, o filmden bahsedeceğim. Şöyle ki Halit Refik ustamızdan rahmetle, saygıyla anarak öncelikle. Onu kaybetmek benim için çok büyük bir kayıp. Gerçekten dostumu kaybettim ben. Can kuşumu kaybettim. Yaralıyım o yüzden aynı zamanda. Tam hastalığından bir dönem öncesinde diyeyim, yani bir yıl öncesinde benim öykümü yazıyordu. Bunu söyleme ihtiyacı hissettim doğrusu. Onu da Atıf Yılmaz'la buluşup, hatta beni tanıştırdı. Birlikte film yapacaklardı. Yaşamımdan öykü. Atıf Bey'le Halit Refik'i birlikte. Birlikte buna karar verdiler. O da tamam demiş. Sonra beni tanıştırdığında Atıf Yılmaz ayaklara kalktı. Küçük dev kadın gelmiş diye nasıl sımsıkı sardı beni. Şu an o şeyi hissediyorum. Yani o heyecandayım. Evlerine konuk olarak gittiğinde duvarlarına resim yapmıştım. Sabaha kadar hiç uyumadan Halit Refik'in. Sırt çantama boyalarımı koyarak. Konuk etmişlerdi oysa onlar. Hiç beklemiyorlardı böyle bir şeyi. Ben sürpriz yaptım onlara. O gece anlattı bana bunları. Ve sabaha kadar uyumadı. O aşağıda daktilosundaki, hala daktilo kullanıyordu. Benim öykümü yazıyor. Ben yukarıda onun duvarına resim yapıyordum. Rengarenk. Sabah eşi de uyandığında bir duvar bitmişti. Yani hiç uyumadım. Martıların sesiyle birlikte o resim çıktı. Bu masalların çıkışında Asya mitolojisi, Batı Asya, Asya'nın en batısında büyük kültürel coğrafyada sanatçı Neriman Oyman dayanakları biraz anlat, nasıl biriktiriyor kendini? Masallardan söz edeceksek eğer onlar real masallar, benim tanımlamam böyle. Hiçbiri yer çekimsiz değil yani. Soyut gibi görünen şeyler aslında somut oluyor bazen, bilirsiniz. İnsanla benim ilişkim, yaşayan canlılarla benim ilişkilerim. Yani aslında temalarımda yaşayan üç canlı var. Biz buna doğanın üç yüzleri diyebiliriz. İnsan, hayvan, bitki, bu temalar var. Onları harmanlıyorum. İç yolculuğuma çıktığımda onlarla buluşuyorum. Kapıları hep aralık bana. Ve ben o kapılardan girip dolaşabiliyorum. Öyküler böyle çıkıyor. Masallar böyle çıkıyor. Masal diye tanımlanıyor ama inan hepsi real. İnan hepsi gerçek. Hep etki ve tepki. Aslında sanatçının yapması gereken bana göre budur da aynı zamanda. Etkilendiği her şeyin resmini yapabilir. Ki ben bunu yapıyorum zaten. Evet. Bunu yapıyorum yani. Etkileniyorum ve resme, sohbetten de yola çıkıyorum. Yıllar öncesinde İstanbul dışında olduğu günlerde aradığımda Neriman Oyman'ı siyasetin ağır bastığı günlerde, büyük Suriye'de savaşın sürdüğü günlerde, yoğun savaşın sürdüğü günlerde insanlığın kültürel olarak, edebiyat olarak çıkarabildiği en üst eserlerden birini okumakla Avrupa'yı Avrupa yapan eseri okumakla meşguldü. Bir azabın, cennet, cehennemin yoğunlaştığı metinlerdi sayfalarca. Evet. Onlarda da Türkiye'yi ve hayatı bulduğunu söylüyordu. Ne okuyordu Neriman Oyman o gün? Dante okuyordum daha çok. Dante ikinci kez okuyorum şimdi. Yani o yıllardan sonra tekrar ele almam gerekiyordu. Kendi cennetim ve cehennemimde hiç arafta kalmadan nasıl durabilirim? Cennetim neydi? Ülkemin refahı, ülkemin ferahlaması, ülkemin insanlarının, sanatının tartışılması gereken bir durumda olması, sanatçısının desteklenmesi. Yani cehennemi görüyorum. Hala da görebiliyorum o. Cehennem var. Ama cenneti ben yaratıyorum. Nasıl yaratıyorum? Renklerle, düşüncelerle, duygularla, hayallerle. Hayal kuruyorum. Hiç bıkmadan hayal kuruyorum.
Hep de renkli o hayaller. Hep de hayatın içinde o hayaller. Aydınlanmanın aklı ile romantizmin gelecek tasavvuru, hayali, fantezisi, ütopyası çelişmez aslında. Birbirini çoğaltması gerekir. Çoğaltıyor tabii ki. Ama o çelişkilerden yola çıkarak da bazen çelişkiler önem kazanıyor bende. O çelişkilerle de yola çıkıp sentezler yapabiliyorum. Yani resim yapmak sadece bir masalı, bir hikayeyi anlatmak da değil aslında. Orada verdiğim mesajın içerisinde o pentürel zenginliği koyabilmek, sanat tabii ki sanat endişesini duyabilmek. Pentürel zenginlik resmin kendine ait dünyasının tabii, ayrılmaz farklısı, esası, temeli. Akıl gerekiyor orada. Kesinlikle ama akıl gerekiyor. O tema ve onun iki boyutta anlam kazanması evet, ve eser olabilmesi için de siz olmanız gerekiyor, özgün olmanız. Evet, özgünlük önemli. Resim yapar birileri, yapar. Yani ressam olabilir, doğrudur. Ama sanat gerçekten başka bir şey. Yani yaratı varsa, yaratabiliyorsa, öyküleştirebiliyorsa, yalın gibi gördüğünüz bir resimde öyle büyük bir öyküsü vardır ki, gerçekten vardır. Çok derin de bir öyküsü vardır aslında. Yani soyut diye baktığımız bir resimde çok da derin bir öykü vardır. Bir öykü olmalı bana göre. Bu fuarda Bodrum evet, Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary Art Neriman Oyman Balart Galeri'de olacak. 3 büyük özel eseriyle. Bu resimler üzerine şu konuştuklarımızda birazcık derinleşelim istiyorum. Tabii. Merkezdeki o şiirsel adı olan eser nedir sizde? Nedir ismi? Bütün zamanlarda aşk. Tema bu. Bütün zamanlarda değerli aşk. Değerli izleyicilerimiz şu anda resmi görüyorlar. Bunun üzerine biraz konuşur musunuz? Tabii. Bütün zamanlarda aşk şöyle ki, yani mutlu aşk var mıdır tartışmasını da getirir. Bir şair de çağrıştırıyor. Şair de tabii ki. Tabii ki çağrıştırıyor. Aragon. 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 Tabii. Evet. Elsa'ya zaman sıkısın diyen evet. Aragon. Bir taraftan mutlu aşk var mıdır? Var diyor. Mıdır? Evet. O soruyu hadi da. Hadi burada biraz edebiyat dedikodusu bunu yapalım. Elsa ile tanıştığı günlerde Aragon intihar için İtalya'dadır. Evet. Kilometrelerce ileride de Mayakovski evli bir kadına aşık duymaktadır. Osibi'nin işine aşk duymaktadır. Biri intihardan döner Elsa'yla ve Aragon şiirlerini okuruz aşk şiirleri aşk olarak. Şiirleri, evet. Öbürü intiharının temelinde çeşitli nedenler vardır ama aşk vardır. Elsa Triolet. Mektuplar. Evet. Şöyle bu resimde izleyicilerimizin de gördüğü bu resimde 8 ayda falan bitirebildim bu resmi. Bittiğine inandığım zaman artık imzasını da attım. Yeter dedim sen. Bittin. Devam eder miyim? Edilebilir ama karar da vermek lazım. O yüzden ben kararımı verdim. Nerede biter bir resim? Bunu kısaca bir parantez içinde tabii, yanıtla. Sonra dağıtmadan geçeceğim. Devam edelim. Tabii. Nerede biter? Bana göre demek gerekiyor orada. Her sanatçı farklı olabiliyor çünkü. Bende şöyle bitiyor. Şeye bakıyorum. Pentürel durumuna bakıyorum. Renk dengesine bakıyorum. Her şeyine baktıktan sonra evet diyorum. Zaten o bana söylüyor. Resim bana diyor ki yeter ben oldum. Beni artık yıpratma. Yoksa küsüyor biliyorum. Kırılıyor. Evet. Kırıldığı zaman da ben de kırılıyorum. Sonra uzun süre birlikte olamıyoruz. Ve nihayet karar vermek teknikle de alakalı bir şey. Yani teknik olarak bilgi, doğru bilgiler varsa sanatçı da bittiğine karar verebiliyor, inanabiliyor. 8 ay sonra bitti ben dediniz. Ben de 8 ay sonra bitti. Üste şey de var. Eros'un oku hazırlanıyor Eros okunu atmaya. Aşk. Kime rast gelecek belli değil. Oradaki yaralı adama geliyor aslında. O adam yaralı.
Yani burada bir feminist bakış açısıyla görülebilir hani bir kadının ön planda olması. Hiç yok. Öyle bir şey değil. Öyle değil mi? Hayır, öyle değil. Evet. Orada erkek problemi de var. Yaralı, kan içinde o gömleği. İnsan yaralı. O insan. Ama umutsuzluktan bakarak değil. Evet, gelecekte değil. İnsan için ağıtlar yakmak değil. Hayır, yapcanlı asla. Insan. Pesimistlik yok orada zaten. Evet. Hep devinim var. Hep dinamizm var. Evet. Yani bitiklik yok. Bitemez. Yaşadığı sürece de bitemez. Belki öldükten sonra da sürecek, dönüşüm ve doğuş olacak. Bilmiyorum. En başına dönelim sohbetimizin. Avni Mehmetoğlu'nun öğrencisi bu kadar özelde aşkta mı? Aşk dediğiniz Yunus'tan bu yana aşksız olur mu? Aşksız olmaz. Elbette olmaz. Ama ben aşk olgusunu kastediyorum burada. Yani kadın erkek salt, kadın erkek ilişkileri üzerinden bakmadım olaya. Asla. Her türlü aşktan bahsediyorum. Benim kedimle olan aşkımdan da bahsedebilirim. Fırçayı tutuşumdaki aşktan da bahsederim. Tuvalimle bütünleşmemden, ondan da bahsedebilirim. O da aşk. Evet. Yani çok geniş bakmak lazım aşk kavramına, olgusuna. Evet. Aşk böyle bir şey. Yüceltir, yakar, yukarılara çıkartır, hızlı aşağı da vurabilir. Çarpar yani. İzleyiciye izlediğinde farklı bakışları da bırakan sürprizler de var. Evet. Çok büyük bir isim. Çok büyük bir isim, çok figür var. Gerçekten bilice bir şey, küçük küçük figürler var. Bakan kişiyi de yorabilir. Ben hiç yorulmadım ama izleyiciyi de yorabilir. Peki. Bilemiyorum. Bu üç resmin, o üç büyük resmin, evet. İkincisi beyazların ağırlıklı olduğu tabi renkli tek figürlü bir resim var. O portre kadın portre. Kim o? Ne o? Nasıl bir dünya o? O şöyle ki, o saflığın simgesi aslında. Oradaki beyaz yoğunluk, içindeki küçük renkler çiçek formunda belki görünüyor. İşte bahar, yani içindeki baharın, sadeliğin, duruluğun da anlatımı aynı zamanda. O sadeliği çok önemsiyorum ben. İçsel sadelikten bahsediyorum tabii. O gözler hüzün var. Şeyle yalnızca hüzünle açıklanamaz. Tabii ki. Çoklu bakıyor o gözler. Sorguluyor sevgili Zafer. O sorgulayan da gözler aynı zamanda. Sorgulanmalı bence bir şeyler. O resim gibi baktığımız, portre gibi ya da gördüğümüz şey aslında sorgulayan bir insan. Yani kadın ya da erkek olmasının da çok önemi yok. O bir insan. Kadın gibi görülüyor ama. Ve sorguluyor. Evet, sorguluyor. Sorgulamalı. Neyi? Da. Neyi? Her şeyi. Her şeyi dostum, her şeyi. İnsan sorgulamalı. İnsan sorgulamalı. Yani çocukken okuduğumuz Sophie'nin Dünyası diye bir kitap vardı. Herkes bilir onu genelde. Ben onu çok küçük yaşlarda edinmiştim. Nasıl oldu onu hatırlamıyorum bile. Okuduğumda kendime mektup yazmaya başladım. Gidip postaneye verdim ve mektuplarımı geri aldım. Bir de yanıt yazdım. Hep sorgulama merakım vardı. Ne bileyim. Yani Mozart dinliyordum 11 yaşında. Bunu ben keşfetmiştim. Değerli izleyiciler, sıradan bir insan olmadığını genç kadının 30 yıldır tanıyorum. Var o. Resmi ara vermedi ama İstanbul'dan ayrıldı. 10 yıl içinde defalarca konuştuk. Vefat eden annesinin cenazesinde birlikteydik. Eşi arkadaşımdı Önder Bey. Evet, tuvallerini taşıyan, getiren insandı. Dostumdu. Evladının bebekliğinden bugün koca adam, dev adam. Uzun. Tanığım, evet. Arkadaşız, soy kök arkadaşız. Tabii çok tabii, ailece görüşüyoruz tabii. Buna rağmen canız. Şaşırtıyorsun, mektuplar yazıyordum ve geri geliyordu, öyle geri mi? Geri geliyordu, tabii. Tekrar, yani çok enteresan, o mektuplarımı uzun süre ablam sağ olsun korumuştu. Ben başka kentlere çekip gidiyordum ki hala yapabiliyorum bunu. Türkiye'de gezmediğim, resim yapmadığım yer hemen hemen kalmadı ama Karadeniz'i çok istiyorum bu arada. Laf lafı açtı ama. Evet, kendime mektuplar. Bodrum'da olacak fuar. Orada
sergilenecek. İzleyicilerle uzun bir aradan sonra, 9-10 yıl sonra Neriman Oyman resimleri kişisel sergi için hazırlıklar da sürüyor. Ama bir yandan da burada çalışırken farklı yerlerde yaptığın resimleri birleştirmişken dolu burası görüyorum. Bir yandan da atölye arayışı içinde olduğunu söyledin. Evet, üzgünüm, burası artık bana yetmiyor. Çünkü 3 metrelik tuvallere hazırlanmam gerekiyor yeni sergim için. Maalesef olanak yok burada. Yani yetmiyor, dar. Şimdi. Ama bırakmayacaksın burayı yine. Bura temel kalacak. Ben ölene kadar kalmalı bura diye düşünüyorum. Öyle sağlıklı istiyorum. Sağlıklı ömür diliyorum. Çok rahat söylüyorum bunu ama ölmeyeceğimi biliyorum ya. Hani resimler var sonunda, onlar yaşayacak. Beden çekip gider de. Velhasılı devasa bir atölyeye ihtiyacım var. Yani bunu çok çok istiyorum. Evet. Türk projelerime, yani memleketimden insan manzaralı adlı bir projem var, açık söyleyeyim. Nazım Hikmet'le ilgili. Haydarpaşa'dan başlayarak metrelerce çalışmam gerekiyor yalnız ona. Evet. Ve onu nerede sergileyeceğim konusunu sürpriz yapayım. Evet. Söylemeyeceğim. Projeler alınabilir, işlenebilir, eksiltilebilir. Evet. Ben bir öneride bulunayım. Haydarpaşa'nın evet, kendisine sergile. Ya harika. Ben sokak geçmişti kafamda. Haydarpaşa'da sergile. Muhteşem olur. Ya çok güzel olur. Zaten projemin bir kısmı tam diyemeyeceğim ama çalışmalarım var, çok gizli tutuyorum. Yıllardır da saklıyorum. İstanbul filmleri Yeşilçam. Evet. İstanbul filmleri Haydarpaşa'da başlar ve biter çok zaman, değil mi? Tabii. Gurbetler, kavuşmalar. Ve orada o tirat vardır şey gibi, perde ile başlayan tiyatronun o büyük tiradı. Münir Özkul. Evet. Münir Özkul. Bir de bunun sinemadaki karşılığı, İstanbul fethedeceğim seni. çeşitli yerlerden Van'da birleşen ailenin ortanca kızı. Ben mi? En değil küçükleri. Mi? En küçükleri misin? Tabii, ortancamız Gül ablam. Sizin de tanıdığınız. Evet, ablanız var. Ablam var. Diğer ablam da Antalya'da, Perihan. Keşfedendir. Edebiyatçı lar da bunu yazdılar, koydular. Öyküler yazıldı. Sinemacılar da bahsettiler. Sanat eleştirmenleri de söylediler. Siz başardınız. Neriman Oyman'sınız. Var olun, böyle düşünmenize çok sevindim. Ama tam başardım diyemeyeceğim ben. Çünkü yol devam ediyor. Yol aydınlık, yol ışıklı. O ışık nereden geliyor? Bizden geliyor, yürekten geliyor. Yani karanlık da olsa biz karanlıkları yarmalıyız. Sanat platformunda konuşuyorum ya da siyasi duruşta da konuşabilirim bunu. Madem ki siyasi duruş diye bir alt cümleyi açtık. Nasıl görüyor insanlığın gidişini ve Türk sanatının bütün kollarıyla takip ettiği kadar neler söyleyecek Neriman Oyman? Sanat açısından mı Türkiye'de, yani siyaset, sanat, siyaset, ekonomi, tek kelimeyle savaşlar sürüyor, Ukrayna'da ve hala Suriye'de, Hici, yani dünyanın çeşitli yerlerinde açlıklar, susuzluklar var halen dünyanın çeşitli yerlerinde, ama umut da var ve bir araya gelişler de var ve büyük emperyal gücün geriletilişi var, sürekli yenilgileri var. Afganistan bağımsızlığını kazandı. Evet. Daha çok yeni. Pakistan'da büyük oyuna karşı yeniden ayağa kalkış başlıyor. Bölge değişiyor, biz değişiyoruz. Muhakkak değişim diyalektiğini bilirim. Bu olmalı da zaten. Ancak çok da hani umut, evet, umutsuz olmaz. Yani yaptığım o mavinin 1 miligramında 1000 şiddet tonunda umut var. Boşuna yapılmıyor, doğru, ama realde baktığımızda çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. O yüzden özellikle sanat platformu çok iç açıcı değil. Desteklenmiyor mesela. Benim ülkemde, Türkiye'de sanatçısını destekleyen bir devlet platformu ya da oraya ayıracak bir bütçeleri olduğu, hani olsa dahi bunu uyguladıklarını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şeyden ben hiç tanık olmadım ve yararlanmadım da öyle bir şeyden. Tanığı değilim. Talep de etmeyin yani.
Talep etmedim. Kesinlikle de etmem zaten. Ya ne gerek var canım talep etmeye? Onları... Ama biz dediğimizde ihtiyacımız var böyle. Biz zaten, ben biz bazında bakıyorum. Ben derken bile biz var. Başka türlü olmaz zaten. Evet. Benlik ayrı bir şey ama biz. Yani Türkiye'de sanatın desteklendiğine ben gerçekten inanmıyorum bizim ülkemizde. Bunu Kıbrıs'ta da yaşadım. Orada açtığım sergilerde de gördüm. Uzun zaman gittim. Sizin Rauf Bey ile de güzel bir... Dostluğumuz oluştu. Rahmetli tabii. Çok güzel bir dostluğumuz da oluştu. Kurucu Cumhurbaşkanımız. Evet, evet. Burada da beraber oldunuz. Benim sorumlusu olduğum galeride bir arada oldunuz. Bir arada olduk, evet. Ne zarif insandı o, değil mi? Çok zarifti. Ve sanatçı, çok. Fotoğraf sanatçısı. Yürek insanıydı. Hayat insanı, tabii. Yürek tabii. İnsanı. Mütevazı, büyük birikim. Büyük birikim. Kocaman yürek. İyi bir siyasetçi, iyi bir insan. Yani dimdik bir insandı. Dik duruşlu. Evet. Onu çok sevdim. Kıbrıs'tan bahsettik tabii ki, haklısınız yani, Denktaş'tan bahsetmemek eksiklik olur gerçekten. Kıbrıs'taki sanatçıların çok yalnız olduğunu gördüğümde defalarca televizyona çıktığımda Arslan Mengüç sayesinde, tabii ki o basında çalıştığı için biliyordu, bana destek oluyordu işte. Televizyon haberlerden, ana haberlerden hemen sonra çıkıyordum ve konuşuyordum yani. İsveç'ten, tabii. Kıbrıs'a, o Türkiye'den. Dünya İz benim kitabımın yazarı. Evet. Yani son çıkan kitabın yazarı. Hayatımla ilgili bir sürü şey, notları vardı biliyorsunuz kitapta. Onlar da yalnız. Yani ne bileyim, yalnızız ya, biraz yalnızlaştırıldık. Kıbrıs bugün iyiye, çok daha iyiye gidiyor o günlere göre. Sayın Denktaş'ın verdiği mücadele program olarak karşılık buldu. Neler aşıldı ve iyi bir yerdeyiz ve umutlu olmak için neden var? Sebepler var sevgili Zafer, tabii ki var. Yani bunları asla göz ardı edemeyiz. Var. Ben yine iki boyuta tuvale dönersek, fuardaki üç resmin ikisini konuştuk. Üçüncüyü yalnız bırakmayalım. Yalnız bırakmayalım, ondan evet. Ondan da biraz bahsedelim. Üvey evlat muamelesi görmesin, doğru. O da mitoloji ağırlıklı. Benim o dönemde ayak bileğimde lif kopması olmuştu. O resmi çalıştığım dönemde. Ve bastonla, asamla yürüyordum. Asasız Musa değildim yani, asam vardı. Sonra asayı mitolojik öyküdeki kadın mı erkek mi çok belli olmuyor. Hermafrodit belki diyelim aslında. Cinsiyet önemli değil orada da. O kişinin bir bacağının aslında koltuk gibi görülüyor oturduğu şey. Aslında koltuk değil. Deniz atlarının ona destek olduğu, deniz atları onu taşıyor o kişiyi. Öykü anlatıyor orada zaten. Onun da öyküsünü bakınca dinleyecek izleyiciler. Dinleyebilecekler. Çünkü sesli bir öyküsü var aslında. Tabii şu anda mizah katıyorum işin içine. O öyle bir resim. Mitolojik bir resim. Yani mitolojiden gelen bir kahraman. Sürenin sonuna geliyoruz. Ne çabuk geçti. Evet. Hiçbir şey. Evet. Avni Mehmetoğlu'ndan aldık. Kadıköy idi değil mi atölyesi? Kadıköy tabii, çatı katında. Çatı katında. Evet. İki yıl devam etti. Adada bir gecede yapılan büyük resme geldik. Kıbrıs'a gittik Rauf Bey'e. 10 yıl İstanbul'dan kopardık Neriman Oyman'ı. Şurada ne güzel çaylar içtik. sohbetler yapıldı. Sanatçı, siyasetçi dostlar. Resim alıcıları, koleksiyonerler değil mi? Geldiler, gittiler. Burası bir tarih ve tarih olarak kalmalı ama yeni atölye ihtiyacını Neriman Oyman'ın konuştuk. Fuardan bahsettik. Fuardan bahsettik. Eksik kalan heyecanlıyım. Nedir? Eksik kalan çok şey var. Tabii zaman da yetmeyecek buna. Koca bir hayattır diyelim. Evet. Evet. Asıl olan hayat. Asıl olan hayattır sevgili dostum. Asıl olan hayat. Hayatın içindeki pırıltı. Onu kaybetmeyelim. Benim arzum bu. İsteğim bu. Değerli izleyiciler, Neriman Oyman Atölyesi'nde konuk olduk. Sizden izin alarak senli benli konuştuk.
birçok değerimizle beraber olduk. Onlarla dünü paylaştık. Yarını inşa ederken dün, bugün, yarın ayrılmaz bir bütün. Alman atasözündeki gibi biz kökleriyle övünecek patates değiliz toprak altındaki şey. Ama köksüz de olmuyor değil mi? Arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle birlikte olduğunuz programla varsınız. O kadar varsınız. Kesinlikle doğru. O kadar varsınız. Gururla bu isimlerden bahsettik. Çünkü hepsi gerçek. Yaşadılar. Yaşıyorlar. Bizimle birlikte kesinlikle bir programda varlar ve beraberler. Onları andık. Geleceği isterken dostla, sevgiyle, saygıyla veda ediyoruz size. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben son birkaç cümle izninizle sanatın ışıklı yolunda daima dostlukla diyorum. Ne güzel. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Holding sundu.